Hadi Teo ya, hazırlanmadın mı daha? Sinemaya geç kalacağız. Sinema mı? Unuttun mu? Gülçin'le sinemaya gideceğiz ya. Siz gidin. Benim çalışmam lazım. Gelemem. Uf, ne olur yani çizme Teo. Anlamıyorsun İlayda. Yapamam. Neden? Peki. Anlatacağım. Ama ağzını sıkı tutacaksın. Söz mü? Söz. Ben Mert'e Gülçin'den uzak duracağıma dair söz verdim. Söz mü verdin? Hı hı. Ama neden? Çünkü o kadar çaresiz görünüyordu ki. Dayanamadım. Ama anlaşılan bu yaptığından pek de mutlu değilsin. Ne oldu, sustun birden? Hadi çık sen. Yoksa sinemaya geç kalacaksınız. Of Hüsnü teyze ya. Ne güzel çıkacaktık çocuklarla. Tıkılıp kaldık bu eve. Öyle deme Yuşicim. Kolay değil. Kim bilir onun içinde de ne fırtınalar kopuyor. Bakalım teyzem daha ne numaralar yumurtlayacak. Sen şu teyzeni boş ver de kapıya bak önce. Ayla'da hoş geldin, gelsene. Gelsene mi? Sinemaya gitmiyor muyuz? Doğru ya, sinema. Ay ben tamamen unutmuşum. Ya kusura bakma, teyzem bu akşam dışarı çıkmamızı yasakladı. E Teo nerede? Ay hiç sorma, Teo'da hayat yok. Öylece oturuyor evde. İçeri gelsene. Merhaba kızlar. Merhaba. Siz niye böyle sıkkınsınız? Of, okulda işler karışık biraz, ondan. Madem herkesin canı sıkkın, dışarıda çıkamıyorsunuz. Biz de evde eğleniriz, olur mu? Bomba olur. O zaman doğruluk mu cesaret mi oynayalım mı? Bence süper fikir. Abi ne yapıyorsun ya? Oğlum biraz yavaş. Yok şey, yok şey. Oğlum ne yapıyor bunlar? Abi sakin ol. Kim yiyecek bu kadar şeyi ya? Şundan ne yapayım? Gelir. Ajanlar. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Biz sadece içecek ve çerez almak için buraya gelmedik mi? Onu Emre'ye söyle oğlum. Adamın gözü döndü baksana. Ben zaten Barış'tan söylüyorum. Emre sen anla mantığıyla yaklaşıyorum. Ajan sen ne yapıyorsun ya? Bu ne alışveriş çılgınlığı oğlum? Gülçin'i geçtin. Ne yapalım abi? Hepsi lazım bunların. Bunlar lazım da bunları ödeyebilmek için bir miktarda para lazım biliyorsun. Para işini dert etmeyin oğlum. Doğru. Para işini hiç dert etmeyin. Ben kasiyere bir imza veririm. Gerekirse marketin tapusunu üzerime yapar. Ben şimdi senin yolunu yapacağım Korkut. Ajan bak sen bunlar biraz fazla oluyor. Neredeyse bir an istiyonu aldık. Of. Ya merak etme Mert. Biz kardeş değil miyiz oğlum? Hmm. Ajan biz bunları sana nasıl ödeyeceğiz? Oğlum bu kadar para nerede bizde? Oğlum para dediğin nedir ki? Kardeşler arasında lafı mı olur be? Mezara mı götüreceğiz parayı? Koy hadi koy. Koy yürü. Koy. Hadi. Ne? Mert. Nasıl bir oyun? Ben hiç oynamadım. Ciddi olamazsın. Şimdi bize boş bir şişe lazım. Şişeyi çeviren ucu kime denk gelirse doğruluk mu cesaret mi diye soracak. Eğer karşısındaki doğruluğu seçerse soracağı soruya da doğru cevap vermek zorunda. Yok eğer cesareti seçerse o zaman ne isterse yapacak. Tamam basit. Bir de arka arkaya doğruluk ya da cesaret diyemiyorsunuz. Ya iyi de ben bu halde cesaret seçemem ki. Artık senin için bir istisna yapacağız. Herkes kabul ederse sen üst üste doğruluk diyebilirsin. Tamam. Bize uyar. Olur. O zaman ben mutfaktan işimize yarayabilecek bir şeyler bulayım. Siz de ortalığı açın. Lavabonun yanında boş bir soda şişesi vardı. İlk defa dağınıklığın bir işe yaradı. Oğlum parti harika olacak ha, süper olacak. Al bunu da çok yoruldum. Git Ceren abi. Alın bunları halledin. Tabak ver oradan. Bu tarafta değil mi? Evet. Hadi Korkut. Hadi abi. Ne? Hadi. Git. Öyle mi? Ben toplarım o zaman. Kalksana abi. Evet. Hadi kalk. Hadi.
Hadi. Hadi. Hadi. Hadi beyler merhaba. Neyi içiyoruz peki? Yeni işimize. Arkadaşla. Aşka. Yasemin'e. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.